Merhaba arkadaşlar, hizmet erlerine bir çağrı hala başarabiliriz. Sevgili arkadaşlar, maalesef bir süredir hizmet içerisindeki tartışmalar büyüyor ve eğer gerekli önlemleri almazsak bu tartışmalar daha da büyüyerek devam edip gidecek. Herkes gibi çözüm için ben de kafa yormaya gayret ediyorum ve aklıma gelenleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Üstadımız 5. Şua 6. meselede şöyle söylüyor. Rivayette var ki fitne-i ahir zaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hakim olamaz. Bunun için 1300 sene zarfında emri peygamberi ile bütün ümmet o fitneden istiaze etmiş. Azab-ı kabirden sonra min fitneti deccal ve süfyan ve min fitneti ahiri zaman virdi ümmet olmuş. Evet, ahiri zaman fitnesi çok dehşetli. Hiç kimse kendisine hakim olamıyor. Nefsen, şahsen işlenen günahları şimdilik bir kenara bırakalım. Fakat arkadaşlar öyle günahlar var ki, işlendiği zaman bütün bir milleti, bütün bir cemaati, bütün bir hizmeti alakadar ediyor. Yani insanın şahsi günahları yanında bir de işlediği, içinde bulunduğu topluma ait günahları var. Yaptığı ile herkese, her şeye insan zarar verebiliyor. Şahsi günahlar bir şekilde tevbe ve hak helalliği ile af ve mağfiret görebilir. Fakat topluma, cemaate, hizmete dair işlenmiş günahlar acaba öyle mi diye düşünmeden edemiyorum. Sevgili arkadaşlar, açılmadık fitnelerin kapağı açılıyor. Girilmedik haklara girilip, yıkılmadık surlar yıkılıyor. Yapılan işler, alınan kararlarla milyonlarca insanın hayatına tesir ediliyor. İdareciliğin ateşten bir gömlek kabul edilmesi ve kaçınılması gerektiği düşüncesi herhalde buna dayanıyor olsa gerek. Önde görünen insanların kullandığı bir söz, bir fiil ile binlerce insan galeyana geliyor. Görüyorsunuz, uyarıyorsunuz, irapta mahalliniz olmuyor. Susmak mı daha hayırlı, konuşmak mı gerçekten bilemiyorsunuz. Şahsi günahlarımız kendimize yeterken bir de topluma ait günahları yüklenmek bence akıl kârı değil. Hak ile batıl yer değiştirmiş, yanlış doğrunun yerine geçmiş ve Allah bizi affetsin. Herkes, hepimiz nefis mücadelesi veriyoruz. Dolayısıyla hak adına hakkı bulmak çok zor. Çok dikkatli izlemek gerekiyor. Hak zahir, batıl zail olana dek belki de eylemsiz kalmak en iyisi. Bu benim fikrim. Evet, belki de eylemsiz kalmak en iyisi. Ben biraz daha olayları takip ederek beklemeyi şahsen tercih ediyorum. Kaybetmek istemiyorum, istemiyoruz. Kimsenin de kaybetmesini istemiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bütün bu söylediklerimden kastım tamamen sumt ve sükut ile oturalım demek manasına gelmiyor. Tabii ki aktif sabır, teslimiyet ve gayretle işin gereğini yerli yerine getirmeliyiz. Ama sükunet ve suhuletle. Evet. İşin gereğini yerli yerine getirmeliyiz ama sükunet ve suhuletle. Fakat bu konuları kamuoyunda alabildiğince ölçüsüzce konuşmak yerine çözüm mercilerinde dikkatlice hızlı bir şekilde konuşmalı, çözmeli, çözüme kavuşturmalı ve herkesi rahat ettirmeliyiz. Arkadaşlar benim hiç şüphem yok. Söyleyen kardeşlerimiz büyük çoğunlukla hakkı ikame etmek için söylüyor. Hak düşüncesiyle konuşuyorlar. Yer zaman seçimlerindeki yanlışlık, üsluptaki hatalar bu gerçeği değiştirmiyor. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmakla mükellef. Heyet, heyetten inisiyatif bekleyenler, yönetim kadroları, gönüllüler, üzgün, kırgın şahıslar, herkes ama herkes ihlas, uhuvvet, sükunet ve suhulet ile derdini, dertlerimizi dile getirip, çözüme yıkmadan, kırıp dökmeden yardım etmeli. Hizmetin selameti için muhakkak bir orta yol,
bir anlaşma zemini bulunmalı. Artık bütün enerjimizi sarf etmeden olması gereken yere çevirmeli ve yönlendirmeliyiz. Arkadaşlar bağırmamalı. Çözüm mercileri ise kulağını tıkamamalı ve harekete geçmeli. Ben biraz eylemsiz kalalım, kalmalıyım derken ortalığın rahatlamasını, meselelerin konuşulabilecek hal ve kıvama uygun vasata gelmesini beklemeliyiz diyorum. Üstadımız, itidali demde hareket etmek vaciptir diyor. Hiçbir şeyin sümenaltı edilmesi yahut ademe mahkum edilmesini kabul etmem, edemeyiz. Hep beraber hiçbir şeyi çözümsüzlüğe itmeden, hizmetin en ufak meselesini çok büyük bir problem olarak kabul ederek çözüme kavuşturmalıyız. Evet, çok daha geç kalmadan bunu yapmalıyız. Ama kavga ederken, bağırışırken bunu yapmak mümkün değil. Dişliler birbirinin aleyhine işlerse ortaya hiçbir ürün koyamayız. Evet, hizmet ahlakı da zaten bu değil. Unutmayınız, sizler birbirinize nesebi en sahih kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Birbirimize en ufak bir nazımız, hizmet-i Kur'aniye ve imaniye adına bomba olur patlar. Hataen bazıları umursuzca, kuralsızca hareket etse bile biz temel donelerimiz, inandığımız esaslarımız, nurlar, pırlantalar, üstadımız ve hocamız zaviyesinden bakarak çözüme gitmeliyiz. Üstadımızın tavsiyesi olan müfridane muhabbet bunu sağlayabilir. Müfridane muhabbet ile oturup sevgililer gibi konuşabiliriz. Ve fakat tabii ki bu durum bizi kontrol ve sonrasında da güvenden beri tutmamalı. Sevgili arkadaşlar, aramıza fitne tohumu atan, algı çalışmaları yapan, cemaati bölüp parçalamak isteyen insanlara da koz vermemeli. İnanın bizi bu halde görmek isteyenler için için bile değil. Keyiften kıs kıs gülüyorlar. Yakında başardık diye kahkaha atmaya da başlarlar. Evet, bizler hiçbir şeyi ötelemeden, her şeyi altın nesil hassasiyeti, dikkati, istişare ve güveniyle hakkın hatırını âli tutarak birbirimizle didişmeden çözebiliriz. İhlas uhuvvetten önce gelir ve menbaıdır. İhlas ve samimiyetle tekrar bir başlangıç yapabiliriz. Her kardeşimiz bir diğeri kadar bu hizmetin sahibidir. Evet arkadaşlar, kesinlikle her kardeşimiz bir diğeri kadar bu hizmetin sahibidir. Benim teklifim ise şöyle. Tabandan tavana, yerelden genele abant tarzı bir çalıştay oluşturulması. Evvelen her belde, yani yerelde ikişer günlük, üçer günlük hizmetin geleceği, tartışılan konular hakkında bir projeksiyon, bir fikir fırtınası yapılması, müsbet, menfi, muhalif her sesin burada bulunması ve burada olması. Daha sonra ortaya çıkan istek ve tekliflerin büyük coğrafyalarda yine ikişer, üçer günlük değişik fikir, meslek ve renk sahibi temsilcilerle görüşülmesi, birleştirilip kayda alınması ve çalışmaların ketmedilmeden tekrar ve tekrar olgunlaştırılması. Neticede ise fikrini söylemek ve savunmaktan çekinmeyen üçer temsilci ile büyüğümüzün riyaset ve nezaretinde en az 3 günlük bir karar alma mekanizması çalıştırılıp her şeyin karara bağlanması ve derhal yayınlanıp sündürülmeden uygulamaya konulması. Yine bununla beraber durumun nezaketine göre 3 gün gündüzleri çalışarak akşamları da bizzati büyüğümüze tümüyle hadisat rapor edilerek çalışma sonunda kendisinin tasdikiyle ortak tam bir metin oluşturulabilir. Çıkan metin hepimizin beyin sancılarının, ihlas ve uhuvvetinin ürünü olmalı. Yine bu arada bu mekanizmaya her aşamada hizmet kamuoyunun bizleri temsile selahiyetli gördüğü yazar, çizer, akademisyen, hukukçu,
vesaire her gruptan arkadaşımızın katılması sağlanmalı. Katılımcıları kesinlikle hizmet hiyerarşisi, yönetimi değil, hizmet gönüllüleri, taban, tüm aile beraber seçmeli. Gerekirse bu hususta müsbet mücadele edilmeli. İhlas ve samimiyetle vira bismillah deyip bu işi suhulet ve selamet ile muhabbet içerisinde gerçekleştirebiliriz. Sevgili arkadaşlar, acizane bu benim fikrim, benim teklifim. Tabii ki daha iyisi düşünülebilir, daha iyisi yapılabilir ve yapılmalı. Biiznillah yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar, aynı teklifi Temmuz 2019'da ve daha evvelinde de bir nebze, bir iki yazı ile gündeme getirmiştim. Her geçen gün biraz daha geç kalıyoruz. Ne olur geç kalmayalım, bir an evvel bunu gerçekleştirelim, yapalım. Allah muhafaza buyursun, hizmetin geleceğinde sıkıntılar yaşamayalım. Muhabbetlerimle.